Yani ilk etapta galiba 80 kişi ölmüş. Komün önce tekrar geldik. Bu ikinci gelişimiz. İlk geldiğimizde iyi içerik çekemedik. Şimdi çalıştık geldik. Çalıştık geldik. Metrodan indikten sonra böyle teleferikle çıkabiliyorsunuz. Çıkabiliyor musunuz? Biz de yeni öğrendik. O da ışın sayesinde. Işıl da gezgin. Ne kadar oldu senin? Yaklaşık 1 yıl oldu. 1 yıldır o da Güney Amerika'yı fethediyor. Instagram kanalını aşağıya koyarız, oradan abone olursunuz. Reklamlı. Şimdi teleferikle yukarı çıkacağız komünün için. Oradan aşağı doğru gelerek size her şeyi detaylıca anlatacağız. Orada görüşürüz. Hadi yaz. Bakın Komune 13'ün girişine böyle binaların altına NFT'lerin grafitilerini yapmışlar. Bir ara çok meşhurdu bu NFT. Bayağı milyon dolar harcadılar bu NFT'lere, verdiler. Benim de bir iki tane NFT'm var da çakıldı. Yıllarda suç oranları inanılmaz artmış. Özellikle sosyalist kesimdeki gerillalar burada insan kaçırmaya başlamışlar. Buradaki halka onları desteklemesini sağlaması için zorunlu şekilde
onların ilk şey buradaki halkı kaçırmaya başlamışlar. Sonra ayrıca çok zengin ve tanınmış insanları kaçırıp fidye almaya başlamışlar. Hükümet buna müdahale etmeye başlamış. O sırada faşist sağcı milislerde burada çatışmalar başlamış. Tabii işler gittikçe büyümüş ve burası silah kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı için ana merkez haline gelmiş. İsra'nın da bahsettiği gibi bu tepelerin arkasında ana yollara bağlanan küçük yollar varmış ve oradan ciddi anlamda Medellin otobanından ciddi anlamda kaçakçılık yapılıyormuş. Bu da çok büyük bir sorun olmaya başlamış burada. Evet, ama daha sonra 2002-2004 yılları arasında devlet bayağı ciddi bir temizlik operasyonu başlatmış. İki büyük operasyon yapmış. Bir tanesinin adı Orion, diğerinin adı unuttuk. Mariska. Mariska ve Orion operasyonlarıyla buraları temizlemişler. Ondan sonra barışçıları... Çok kolay olmamış aslında. Tabii. 3000 ekip, asker gücüyle saldırmışlar. Polis, asker, helikopterler. Yaralananlar, ölenler. Bayağı gerçekten ortalık karışmış yani. Yani ilk etapta galiba 80 kişi ölmüş. Sonra bu arada... faili meçhul bir sürü insan var. Nerede olduğu ve öldüğü belirsiz insanlar var. Hatta toplu mezarlar olduğu falan söyleniyor. Devlet bunu kabul etmiyormuş ama burada yaşayan halk bunu çok net biliyoruz diyorlar. Yani öyle bir durumdan çıkıp gelmiş bu Komün 13. Sonra da 2012-11 yılında, bu arada sokaklar çok dar, yollar çok dar. Ulaşım yukarıya kolay değil. Polis istediği noktalara girip çıkamıyor. Helikopterle müdahale edebiliyorlar işte yukarı bölgelere. 2012 yılında buraya çok büyük bir yatırım yaparak yürüyen merdivenler yapmışlar. Birazdan göstereceğiz size onları. O yürüyen merdiven buranın bu mukus tarihi derler. Yani tam dönüm noktası. Kötü tarihini değiştiriyor. Buradaki insanların hayat biçimi de değişiyor çünkü insanlar artık bıkıyor. Sürekli şiddet, sürekli ölüm, çok fazla insan kayboluyor. Ondan sonra buradaki ulaşım ve hayat değişmeye başlıyor. Daha turistik bir hale almaya geliyor. Şu anda hayatımda gördüğüm en turistik alanlardan bir yer haline gelmiş. Evet, ama bir de şey var şimdi, turistik hale geliyor. Gerçekten inanılmaz turistik ama halk biz tarihimizi unutmadık demek için bayağı grafitilerle, şimdi gezeceğiz, birazdan görüşürüz. Her yer grafiti istisnasız. Ama bu grafitilerde hep bir tarihlerini yansıtmışlar. Olan olaylara göndermeler var. Beraber de bakarız. Da çok güzel oluyor yeraltı grafitileri görmek. Şimdi diğer tarafları gösterelim size. Bakın şuralara asılmış ayakkabılar var. Bu ayakkabıların anlamı burada hala gangsterlerin, ekiplerin olduğunu ve uyuşturucu satışının devam ettiğini söylüyorlar. Tur rehberimiz öyle söyledi. Bu arada buradaki çok büyük olay esnasında gerillalar işbirliği yapmayan insanları öldürüp bu futbol alanının bulunduğu yere getiriyorlarmış ve herkese işte örnek olsun ve onlarla işbirliği yapsın diye. Hello, desde la comuna 13 de la parte comuna 13. Nombre? Steven. Ne? Steven. Steven. Sí. Mi nombre Matt. Matt. Mucho gusto, amigo. Welcome. Baksanıza aşırı turistik hale almış şekilde. Bu şapkacılar her yerde var. Üzerinde Comuna 13 yani Comuna 13 yazıyor. Şimdi bahsi geçen yürüyen merdivenler bunlar. En tepeye kadar çıkıyor. 84 metreymiş bunların toplamda uzunluğu. Ve bunlardan 6 tane yapmışlar. Hepsi de böyle dışarıda. Evet. Bakın şurada yazıyor. Bu ikinci olan. Yukarı kadar 6 tane var. Buradaki hayatı çok değiştiriyor. Çocuklar aşağı oynamaya gidemiyormuş. Bunlar yapıldıktan sonra aşağıda oyun oynamaya rahatça inmeye başlamışlar. Şimdi buranın meşhur dondurmacısına geldik. Bakın şöyle. Bu marakuyalı, bu ananaslı, biz kokolu söyledik. Yıkıyorlar böyle, yumuşuyor. Yani suya tutuyorlar. Sonra da yiyorsunuz. Adımızı yaşatıyoruz. İki tanesi 4000 peso, yani 16 lira falan.
Sanırım bu teyze burada. Karıştı ortalık. Bu dondurmacıda da ünlüler neymişler? Bakın Michael Douglas falan var orada. Başka ünlü göremedim. Bill Clinton. Ha, Bill Clinton gelmiş bakın. Bakın insanlar her gün bu merdivenlerden 500-600 merdiven inip çıktıkları için bu yürüyen merdivenler yapılmış. Defasa. Biz en aşağıdan şuradan geldik. Oradan buraya kadar komple yürüyen merdiven yapmışlar. Şimdi buradaki grafitinin bir anlamı var, hepsinin bir anlamı var demiştik. Bakın bu 16 Ekim 2002'yi gösteriyor. Buradaki en büyük askeri operasyonu, polis operasyonunu anlatıyor. Kominoli burayı söylüyor. Buradaki hepsinin bir anlamı var. Bakın şurada sinek kuşu var. Bunun anlamı ise bu operasyonu Amerika iki helikopterle buraya destek veriyor. Ve o iki helikopteri burada düşürüyorlar. Saldırı yapıyorlar. Gerillalarla birlikte. Buradaki bu kadın da buradaki ilk insanı, Afrikalı, işte Afrika'dan göçen ilk insanı, buradaki komüniteyi, yani buradaki insanlığı anlatıyor. Onu temsil ediyor. Bu şurada yine yeşil ve mavi askeriyi temsil ediyor. Gerillalar o dönemde çok fazla insan, buradaki o savaşı finanse edebilmek için gerillalar çok fazla insanı kaçırmış ve karşılığında çok büyük paralar istemiş insanlardan. Zengin insanları kaçırıp karşılığında para istemişler, fidye istemişler. Bunu da anlatıyor burada. Aşırı turistik aktiviteler de geçirmişler. Bakın tamamen burası böyle Komino 13.
Bakın şu bar buradaki gangsterlerden birine aitmiş. Kendi biralarını üretip satıyorlarmış. Şimdi biraz önceki filin bir dişi yani kırıksa onu görmüşsünüzdür. Fili grafitide yapan Chotan işte bir adam, hatta Instagram falan da var. Çoğunu buradaki grafitilerin o yapmış. Fil şeyi temsil ediyor. Burada yaşananları, o kötü zamanları unutmadık, unutmayacağız. Burada aktif motosiklet kullanıyorlar burada. Bu kalabalığa rağmen motorla geçiyorlar. Komünetres'e videomuzun sonuna geldik. Çıkışta böyle sakin, sessiz bir yer bulduk. Sessiz dediğimde bu kadar sessiz oluyor. Her iki dükkandan birinde yüksek sesle müzik vardı. Bazı yerleri çekemiyoruz. Çektik, üstüne konuşamadık. İşte telif yer miyiz yemez miyiz bilemedik. Bazı kısımları çekmedik. Aşırı turistik bir nokta haline gelmiş. Yani aslında geçmişte hiç alakası yok. Ama geçmişte o kadar acılar yaşanmış ki. Onu buradaki duvarlara yansıtmışlar. Buradaki insanlar yaşamış. Hala insanlar burada yaşıyor. Onu hissediyorsunuz. Size de göstermek istedik. Evet, bence kesinlikle buraya gelirsiniz. Medicine'e gelirsiniz. Buraya mutlaka mutlaka gelmek istiyorsunuz. Böyle canlı canlı hani tarih öğrenmiş gibi oluyorsunuz. Tatlı yani. Free turlar var. Bahsettim hatırlamadım. Tekrar bahsedeyim, belki bahsetmişizdir. Free turlar var ve bahşiş üzerine çalışıyor onlar. Biz bütçemize göre ufak bir bağışta bulunduk ama onlar genelde 6 euro tarzında bir şey rica ediyorlar. Biz maalesef veremedik o rakamı. Onlarla gelirseniz İngilizce anlatanlar var. Onlar çok aydınlatıyor. Grafitilerin anlamlarını anlatıyor. Bazılarını biz de internetten bulduk, bazılarını da bulamadık. Artık birazcık da orada sizin hayal dünyanıza, burada ne yaşanmış, bitmiş bilmenize dayanıyor. Biz de... Free tour'lar gerçekten faydalı. Çünkü hem İngilizce anlatıyor hem de Google'da bulamadığımız bilgileri rehberden öğrendik yani. Biz de öğrendiğimizi, bildiğimizi size aktarmak istedik. Comune Trece'den bu kadardı. Hasta luego. Görüşürüz.